Hepinizden merhaba sevgili Mugular. Lies of P'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bölümde şeyler, stalkerlar saldırmıştı. Bu içinde Kızıl Tilki'nin, Kara Kedi'nin olduğu bir ekip. Krat otelden saldırdı ve babamızı kaçırmıştı. Şimdi babamızın peşinden gidiyoruz biz de. Otelin altında böyle bir şey olduğunu kim tahmin edebilirdi? Bu Trismegistus kalıntısı mı? Trismegistus ne ya? Biliyor musun, çok tuhaf bir his var içimde. Sanki daha önce buraya geldik. Belki de anılarımın hepsini geri kazanmadım henüz. Kelebeği bir öldürürsek, iki tane bile. Aynı anda ikisine vurmam çok iyi. Kayboluyorlar çünkü bir yerden sonra bunlar. Buramayacağım, bir yere gitme. Hurman Stone of the Covenant, sonunda elimdeki silahı artı basabileceğim bir artı titan bulabildik ya. Burası iyi, bereketliymiş ya, kelebek farmı tam bir. Bir tane daha ver. Yok. Alchemical Booster verdi. Şurada bir sandık görüyorum. Sandığın olduğu yerde her zaman bir uzak olur. Sen dandik askersin. Önce seninle dövüşeyim. Dandik asker değil galiba. Oha. Çok vuruyor. Her şey çok vuruyor artık yani. Vuracak mısın? Demek değmiyor ya. Düzgün oynamak zorundayım. Buraya dönmez herhalde. Ha, dönmez. Kardeşim sen boss musun nesin ya? Bir şey düşürecek ama herhalde ya. Vurdu damage'e bak. Vurdu damage'e bak. Öldün mü? Ha yok, şeyini bozduğum için de vuramadı. Can. Senin bir daha dirilmemen lazım bu kadar güçlü bir düşmanken ya. Tamam. Bir atabilir miyim? Atabildim neyse ki ya. Onun vuruşuna benim vuruşum üst üste geldi, dedim vuramayacağım. Lan ne zorlu bir şeysin sen, ölsene artık. Bir şey düşüreceksin değil mi? Iron Wall amulet düşürdü. Bakalım ne işe yarıyormuş. Iron Wall. Demir duvar. Aldığımız fiziksel damage'i azaltıyormuş direkt. Güzelmiş yani, bu item kullanılabilir. Yani zorlandığım fightlarda takarım. Sağdan yol var, soldan yol var. Buradan ya, orada NPC ile konuştuğumuz yer var. Önemli değil şu an için. Ne yapıyorsun ya? Lan geri gidemiyorum. Ölmeyeceğim değil mi burada? Burada ölecekmişim abi. Saçma oynadım. Daha elim ısınmadı herhalde. Robotu gezdik. Arkadaki sandığı da almadan gidiyordu gazda. Sandığı açalım bakalım ne çıkacak. Krat malzemesi mi çıkıyordu? Otele verip de yeni itemlerin açıldığı yer mi, şey miydi bu? Hayır, silahmış. Cursed Knight'ın, lanetlenmiş şövalyenin halberd'ı ve onun handle'ı. Şuradan ruhumu alacağım önce. Doğru oynamaya başlayacağım ve de. Ya nasıl vuruyorsun kardeşim? Animasyondayım ya. Öldüm, oha! Oha! Hani bunları kesmeye gelmiştik? Bir kere daha aynı şekilde saçma zaman ölmem herhalde ha. Önce seni öldüreceğim. O kadar da değil, yeter. Bir kere olur, iki kere olur. Ki o bile fazla yani, bu kadar da olmaması gerekiyordu. Böyle yaparsak 5 saat sürer. Buradan kesin aşağı düşüyorum gibi hissediyorum. Genelde çünkü bu duvarlar, şunlar kırılıyor üzerine basınca ve bu kırılacak gibi duruyor. Kırılıyor muydu acaba? Denemeyeceğim. Sağda solda itemler var, toplanabilecek de. Ya abi şu yaratıklar ne kadar sinir bozucu ya. Bir de tuzak varmış. Aşağı ineceğiz herhalde her türlü. Ayrıca tuzak şeyleri var. Taşları, yeni olan bir mekanik değil bu. Şeyde de görmüştük zamanında. Kilisenin olduğu yerde. Şuradan bir item alayım. Sandık buldum bir tane daha. Hemen bulalım şununla da. Backpack atalım. Yemez ya. Böyle yapacağım. Bunu vurabilirsem temiz, hiçbir şey yapamadı. Lan. Şeyi niye yapmıyorsun ya? Riposte atsana. Allah Allah. Bosslara şimdi döveceğimiz boss insanlardan oluşuyor. Yani bu tarifi ona da uygulama şansımız olacak. Buna gidiyoruz.
Evet. Silah da artı basabilirim ayrıca. Yani boss'u görürsek bir deneyelim. Ondan sonra gidip silahımıza falan artı basıp gelelim. Level verebilir miyim bilmiyorum. 7000 var henüz. O kadar çok yok. Boss'a döveceğim. Bizlere de gelmişiz. Ne kadar çok erken geldik ya. O tabuttan anlıyoruz. Kimle dövüşeceğiz? Geri döndü. O. İlk bölümlerde de bir tabut çağırmışlardı bizim için. Hiç sevilmeyen bosslardan biri bu oyundaki ya bu. Kapıyı bir kapatayım kafasındaki o sırada. Kara Tavşan kardeşliği geri döndü. Bunların abilerini öldürmüştük. Ondan sonra dağılmışlardı. Bu da abisinin silahı. Yapalım mı kanalda? Şekiller bayağı ya. Kaderini kabul et. Ölüm senin için geldi. Zırhları da güzel. Zırhlarını alabilmek isterdim birkaçını. Ya Legion şeyi de kalmamış. Önce seni öldüreceğim. Bu galiba backstab atması kolaydı bunun. Diğer niye duruyor arkada? Ha beni yanına çekti. Durmuyormuş. Çok can sıkıcı bir fight ya. Puppet arm olmadan bayağı sıkılacağız. Şöyle backstab gelir mi? Geldi. Üçüyle aynı anda dövüşmek can sıkıcı bir durum. Silahın şeyi çok iyi bu arada. Geniş vurursam, Fable Art'ını kullanırsam çok iyi olabilir. Arkamdakine odaklanır mısın? Backstep. Seni öldüreceğim kardeşim. Battle manyak mısın sen? Sen egzantriksin. Biri genç, biri savaş manyağı. O gelmiyor daha savaşa zaten o. Derdi başka onun. Tamam ablacım bir dur. Sen backstep ye. Tek denemede kesersen çok epik olur bu arada. Ya bu adam beni çekmeyebilir mi savaşta? Çekme. Diğer adam kesen daha mantıklı. Ama kenarda bekliyor ya. Kenarda bekleyene girmek de hoş olmaz. Sanki aynı anda öldürme lazım. Barak yaptıktan sonra backstep yiyorsun. Atamadım. Overheat olduk bir de. Overheat takla atarak düzeliyordu. Bir de bir şey atıyorlar ya. Niye backstep demedi? Biri daha mı vuracak oradan? Biraz da kıza mı vursak? Harekete bak ya. Az vuruyorlar ama ya. Kardeşim. Bir deneyeceğim öldürmeyi. Geri mi diriliyorlar öğreneyim bilmiyorum şu an onu. Neden canı azalan kenara geçiyor? Öğrenmiş olurum. Öldün mü? Kadına backstep yapabilecek miyiz? Yok ya bu hızlı. Backstep yapma şansımız çok yok. Tamam geri dirilme gibi bir olay yokmuş. Yani çok da öldürmemek için bir sebebimiz yok. Backstep de attım. Hey kullansam nasıl olur bir kere ya? Attırırlar mı? Çok da vurmadı. Sıkıntı bu değil ama. Bunlar kesmek kolay. Ablacım tekme atmayın bana ya. Kirledim de. Bir tane vursam ölecek ya. Abla bir dur. Ben de zaten senin yanına gelmek istiyordum. Dostum bir dur da ben de vurayım. Kardeşim için dedim. Tamam seni kesmek zor olmasa gerek artık. En dandik sensin çünkü aralarında. Hiç de öyle değilmiş. Abileri de geri geldi. Tabii ki biz de bunu bekliyorduk zaten. Bir yandan abileriyle bir yandan da oynamamıyor oldu. İkisi ölünce abileri mi geliyormuş? Silah peki şey yapmama izin verecek misin? Silah bile elenme izin vermeyecekler ki hiçbir zaman.
Kadın çok hızlı. Birbirine vursalar. Silahım kırılırsa hiç dövüşemem. Ya şey çok lazım burada ya. Puppet String kesinlikle lazım. Kesinlikle lazım. Puppet String'i de kullanmama izin vermiyorsunuz. Çok güzel. Bırak abi bırak ya. Kullandım, inat ettim. Battle Maniac'a vurmak gerekiyor ama şeyde kalmadı. Ya kısa ola koyabilirim aslında onun şarjını yenileyen eşya bir daha atmaya çalışıyorum. Yok olduğunu bilmeme rağmen bir daha atmaya çalıştım. Ya abi elden ele oynuyorlar benimle ya. Ne oldu? Biri patladı sanki. Yangın sana vuracağım. Tamam gel. Bunu yapma işte. Sıkıştı mı? Sıkıştı gerizekalı. Gerizekalıyım çok ben. Sen gittin. Backstab'ı da yaptım çok iyi. Biraz egzantreye vurmak lazım. Çünkü biri kalırsa büyük kardeş de gelecek. Çok iyi yerde. Çok iyi backstab çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Sonunda sadece büyük kardeş ve ben kaldık baş başa. İnşallah. Bundan sonra buraya gelmeye de başaracağım sürekli. Ay iyi. İyi değilmiş işte. Oha oha yavaş. Kaçacağım bir süre ya. Şey pot oluyor ya zaten kendi kendine. Bir pot basarım. Ya of. Tam pot doldu öldüm ya. Gerçekten vuramadım mı? Çok iyi ya. Gerçekten vuramadım abi az önceki basıyordu. Peri yapacağız. Çok iyi. Bir potumuz geri geldi. Of ne zor bostun sen ya. Ne sinir bozucu. Yapamadım. Yapabilmem gerekiyor ama. Ya bu saldırıya uyuz oluyorum ve genelde yapamıyorum perisini. Yaptım. Yaptım ama yine öldüm. Peri işareti çıktı. Of. Neyse keseceğiz abi. Keseceğiz en de sonunda. Böyle yapacaksın. Yılmaz. Bütün olay peri çünkü. Buraya kadar gelmeyeceksin. Sandra her türlü yiyorsunuz galiba ya. Yapamadım. Çok güzel. Kaçacağım, kaçacağım, kaçacağım. Pot gelene kadar kaçacağım. Abi lanet olsun. Dönmeye başladı. Normalde peri 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 yapmamız gereken bir şeydi ama. Korkuyorum. Yine vurdu beni. Bir tane durur dedim. Hiç de durmuyormuş ya. Abi çok yakınız ya. Çok yakınız ve öldüm. Bu kombo bittiğinde vurmak lazım ama. Derken yine o son kombonu bana vurdu ya. Ya durduğunda vurmam gerekiyordu ya. O vurmamak bana çok zarar olacak çünkü durdu adam hazır. Kestim oh be oh be. Valla potun geri dönmesiyle kestim biliyor musunuz? Kaça kaça potu geri getire getire. En eğlencesiz bosslardan biriydi ama yani. Neyse babamızı kaçıranlardan intikam almış olduk en azından bu sefer kara tavşan kardeşliğini öldürdük abi direkt sonunu getirdik. Bir daha ortaya çıkamazlar. Burada level atlayabiliyor muyum? Çok iyi. Tekniğe 2 puan veremiyorum. 1 puan verelim. Ya bir elimde ergo mergo yok mu ya? Bir puan daha versem çok tatlı olurdu. Boss ergoları var sadece. Bu boss silah falan da vermiyor. Öyle boss ruhu da vermiyor. Sadece boss yani öylesine koymuşlar.
Erken oyunda 3'ü birden araya aldı mı mahvediyor ya. Tamam çok vurmuyorlar. Defans emniyetini takınca iyice az vurmaya başladılar. Ama yani can sıkıyor hareket edememek, sürekli onlarla uğraşmak. Neyse ki backstep backstep yapa yapa kestim. Pes ediyorum, beni öldürme. Oo muhteşem. Bu tavşan kardeşleri yenmeni beklemiyordum. Geppetto'yu arıyorsun değil mi? Tilki ve kedi o adamı kaçırdı. Oradaki denizaltına gittiler. Simyacılar adasına gidiyorlar. Bir tane daha var. Gidebilirsin istiyorsan. Ben hiçbir şey görmedim. Alidoro'ya saldıracak mıyız? Alidoro'la konuşacak. Konuşalım. Alidoro ihanet ettiği için oteli bulabildiler abi. Yoksa otele zaten giremiyorlardı. Otel Krat'taki en güvenli yerdi. Ben sadece bir ziyaretçiyim burada. Bu otele bir bağlılığım yok ki. Sonsuza dek otelde kalamazdım. Simyacılar bana çok iyi bir anlaşma sundu. Yeterli mi bu dediğim? Kimliğin kim? Kız yüzünden anladın değil mi diyor. Ben Alidoro değilim. Yani gerçek olan değilim. Ben eskiden Alidoro'nun partneriydim. Ona hayranlık duyardım. Muhteşem biriydi. Sadece kar yapma konusunda iyi değildi. Onu öldürmek zorunda kalmıyor. Yani çok güzel bir kahraman varmış Alidoro diye. Bu adam onu öldürmüş. Üzerine bir de otele ihanet etti yani. Ya Alidoro'ya saldırmak yardık şey yani. Mecburi bir şey. Anladınız mı yani? Bu kadar kötü bir adama ya hayatta bırakamam. Kusura bakmasın ama beni mi öldüreceksin? Sen Geppetto'nun kurgusun değil mi? Yani seni engellemiyor mu birini öldürmek? Birini öldürme konusu engelli bir şey değil mi? Hani kuklasın, yapamazsın böyle bir şey diyor. Öldüreceğim abi çünkü hem o kıza kötü davrandı, hem ailemizi yani oteldekileri riske etti, hem de Alidoro'yu öldürmüş. Sen insan gibisin. Great Manini Collection, bu da çok önemli bir eşya. Şeye götürdüğümüz zaman daha fazla eşya satmaya başlayacak. Denizaltıyla gittiler de. Denizaltı nerede? Buradan aşağı mı inmem gerekiyor? Burada item var ama buradan aşağı inmem gerektiğini düşünmüyorum ben. Yani şurada yol varmış, tamam. Simyacılar arasına gidiyoruz o zaman bundan sonra. Daha önemli düşmanlarla karşılaşacağız. Bu tam bir saldırıydı. Kara tavşan kardeşliği, tilki, kedi ve Alidoro. Ne planladıklarını düşünmek bile istemiyorum. Bu onların merkezine gidiyor olmalı, öyle değil mi? Alidoro köpeğin tekiydi, yani köpek maskesi takması uyumlu olmuş. Çünkü adam kendisi de itti. Geberip de gitmiş oldu. Hey bak! Buradaki bir şeye benziyor, denizaltına. Denizaltına binip gideceğiz. Pinokyo'nun hikayesinde Geppetto ile Pinokyo'nun balina tarafından yendiği bir kısım oluyor ya. Hikayeyi tam hatırlamıyorum ama öyle bir detay olduğunu hatırlıyorum yani adaptasyonlarında. Bu da onun adaptasyonu. Dedeniz altına binip gidiyoruz. Ya adaptasyon konusunda çok iyi bir iş çıkarmış Lies of P. Çok düz durduk ya. Şeyi kaçtı yani. Çok da epik bir sahne olmadı yani o denizaltının gelişi. Sisli bulutlu bir yere geldik. Toprak galiba, kumsal. Sahile iniş yaptık. Köpek balığı gibi de yapmışlar denizaltını. Ama balina gibi olması gerekiyordu. Dinle dostum, iyi inişti ama bunu bir alışkanlık haline getirmeyelim. Ne? Hey bu Sofia. Sofia hep olmadık yerlerde bizi bekliyor. Sofia ışınlanabiliyor herhalde. Otele gelen saldırıda da saklanmamıştı, orada öyle duruyordu. Seninle sonunda burada sana karşılaştık. Sen akıllısın. Oteldeki Sofia'nın ben olmadığımı anlaman gerekirdi. Benim gerçek halim Abby'nin üst kısımlarında. Onun uzun zaman önce onun bir aleti oldum. Çok fazla acıya dayandım. Ruhum parçalara bölündü. Gerçek şu ki sen Krat'ı kurtarmaya gelmedin. Krat'ı kurtarmak için sana rehberlik etmedim. Beni kurtarmak için rehberlik ettim. Bunun için suçlu hissediyorum kendimi ama sonunda birinin çağrıma yanıt vermesi hoştu. Her şeye rağmen sana teşekkür ederim. Ruhum ve bedenim bu zamandır ayrı haldeler. Belki ölüm beni yeniden huzura kavuşturur. Ruhum daha fazla parçalanmadan önce sana bir gücü veriyorum. Stargazer'lar sana rehberlik etsin küçük ya, küçük çocuk mu? Vücudumu bulursan lütfen huzur bulmama yardım et. Rehberliğim burada bitiyor. Ergo sayesinde birinin anıları o ölse bile kalıcı olabiliyor ya. Bu olay o işte.
Yani Sofya göründüğü gibi bir insan değil, düz. Çok daha fazlasıymış. Ruhunu bedeninden ayırmışlar. Bedenini öldürmemiz için de bizden yardım istiyor. Yani en azından huzura kavuşturmamız için. Sofya kim? Neci? Bilmiyorum tabii. Burada hikayenin muğlak olduğu kısımdayız. İki tane heykel görüyorum. Genç çocuk. Eve gitmek istiyorum. Burada olmak istemiyorum. Babam gelene kadar kaç kere uyumam lazım? 10 kere mi? 20 kere mi? Yakında dönecek. Şu an baya meşgul. Sen beklerken gidip yeni arkadaşınla oynasana. Onun adı Romeo. Romeo aynı zamanda kuklaların kralının adıydı. Ergo veriyor bunlar bize. Çok güzel. Ya, hikayesel bir kısım. Bu bir aksiyon olmayacak bir süre. Sen de stalker olmak için mi çalışıyorsun? Hadi beraber çalışalım. Bana Lampwick de. Bu karakterden hiçbirini tanımıyoruz. Şurada item var. Bayağı ergom da var. Bunları kullansam aslında bir level daha atlayabiliriz. Sonuna doğru oyunu yaklaşırken hazırız. Bunlar kim? Önemli karakterler mi? Yok. Crescent Moonstone. Orada yine birilerinin anılarını görüyoruz. Ya oyunu tekrar oynayınca galiba bu anılar biraz daha anlam kazanıyor. Mezuniyet törenine bile gelmedi mi? Onun gibi yaşlı bir adamı ölse bile umursamazdım ben. Öyle deme. Senin iyi bir ailen var. Bundan konuşmayı bırakalım. Ha geldi. Git onu tut. Kimden bahsediyorlar acaba? Hidden Moonstone. Sadece çölde yürü ve item topla. Burada ne var? Bir Vidargo Fragment. Bu ultimiz iyi ama ya. Bayağı can yakıyoruz. Bana nasıl kılıç kullanılacağını öğret. Sen efsanevi bir stalkersın. Ah çok rahatsız edici. Cemini kurtul onlardan. Cemini diyorsa Cemini bizim yanımızdaki konuşan var ya. Vicdanımız sözde. O karakterin belki geçmişidir. Şuradan devam edeceğim. Çok uzun bir yürüyüş oldu. Orada bir tane kırmızılı heykel var. Yukarıda ayrıca yılan heykelleri falan var. Crescent Moonstone. Bütün silahların artı bas diyor oyun. Şurada bir tane daha eşya. Ya bana Full Moon Stone of the Covenant vermediğin sürece bir işe yaramıyor. Silahım artı 5 yapmak için. Artı 5 de çok az. Bence 10 olabilmeliydi silahlar ya. Aman tanrım. Hayır. Üzgünüm. Çok geç kaldım. Keşke daha erken gelseydim. Keşke böyle olacağını bilseydim. Sıcaklık hissediyorsun. İyice insan olduk. Eldora'yı öldürünce asıl kendimi insan gibi hissettim. Bir seviye atlayacak kadar item'ımız olması lazım. Bir sürü topladık zaten yerden. Kaç istiyor acaba? Bir tane basalım şundan yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet yeterli oluyor. Artık Sofya'ya ihtiyacımız yok. Zaten Sofya da yok. Ki zaten Sofya zaten bize bu gücü vermişti önceden de. Tekniği bir 40 yapacağım. Yani son damage'e kadar almak istiyorum o hasar bonusunu. Biri bile arttırırsa hasarımı 40'a kadar devam. Hard cap'e ulaşana kadar. Ark Abbey Entrance. Ateş ediyorlar, top atıyorlar, lanet olsun. Bu yaratıklarla dövüşmek çok zor ayrıca. İtemi alırken ok yedik. Yukarı çıktığımızda o arabaların hepsini patlatalım abi. İtem alıyorum diye takla atamadım. Her iteme koşturmayalım yoksa canımızı yakarlar burada bizim. Şimdi burada birkaç kere ölü buraya geri gelirsem her seferinde bu arabalar toplar canımı sıkar. O yüzden en azından ikisini patlatalım biraz daha yolumuz açılmış olur. Bende ne şey takılı amuleti ya? He tamam şey insanlara çok vurursun amuleti takılı. Ben zaten onu takmak istemiştim. Lore parçası, lore tableti. Ya bırak artık peşimi. Burada bir tane daha top atanlar vardı. İlla devam edeceğiz. Bir tane. Ya paradoks oldu aslında. Çünkü bunları patlatmaya uğraşmasaydım bu yaratıklar zaten beni kesemeyecekti. Yani bunların yanından geçebilsem zaten ölmeyeceğim. Ben hani sonradan gelirsem zorluk çıkar dedim ama bunları kesmeye çalışmam zaten benim sonradan gelmeme sebep olacak. Yapma.
Her şeyi kesmeyeceğim ya. Her şeyi kesmeyeceğim ama hiçbir şeyi kesmeyeceğim yani. Asit. Yeter. Lan yeter. Bir tane vurdum adam. Yukarı gelemiyorsun galiba. Tamam, kilitlenmeye gerek yok o zaman. Allah'ım, ne kadar bir bozucu şey. Yine boss var gibi. Sen boss musun? Sen boss olamazsın ya. Mini boss'sun, sen Victor'sun. Seni zaten kestik biz. Ama şimdi bir gimmickli versiyonu var bunun, bir olayı var. Hasar yemiyor galiba şeyini bozana kadar. Yo, yiyor gayet de. Bayağı da vuruyor. Çok kolay boss olması gerekiyor. Yoksa bir ton yol yürüyeceğim. İyi ki o topları kırmışız. Şok var atıyor bir de. Of. Kula saldım. Düşüyor. Düşünce vuruyor burada yaratıklar tabi biliyorsunuz. Bir an atmayacak zannettim, çok korktum. Ne kadar çok vurduğumuzu gördünüz yani. Poison'u bozunca mal oluyor. Ya abi ama çok geniş bir hitbox'ın var senin. Evet, saçma sapan bir hitbox'ın var. Kendin hitbox'ın. Staminam kalmadığı için takla atamadım. Ama çok basit boss ya. Mini boss zaten, kesebiliyor olmamız lazımdı. Zıbam! Fena vuruyoruz. Bir de şöyle vursak. O tarafa doğru kaçmamam lazım. Sağa doğru kaçmam lazım. Ben hep sola doğru kaçıyorum ve hep üzülüyorum. Şoktan mı öleceğim yine? Yine aynı yere lan, sağa kaç şu saldırıdan lan. Yine yedik. Çoka gittim ki. Düşürürsen öldürürüm. Çok yedik. Yedik mi? Yemedik. Stamina ne kadar yavaş veriyor. Yine yedik ya. Abi staminam dolmuyor ki. Ya şoku silen itemi takarak oynayacağım ya. Bir soru denemem de. Baksanıza yani. Ben. Hiç stamina sıfır. Neyse, stamina yenilenme şey. Ha, çok gitti, staminam daha hızlı dolmaya başladı. Öldüm mü? Ölmüşüm. Çok sinir bozucu bir şey etkisi ya, durum etkisi. Bir kere daha düşürebilirsek. 5 saatte indir o ayağını, tamam mı dostum? 5 saatte indir. Silahın skillini kullanmaya çalıştım da silahın skilli daha gelmedi ki. Hadi. Yok abi. Stamina yenilememesi çok sinir bozucu ya. Şey de yok ki. Şunu bassam. Birazcık arttırıyor direncimiz. Sıfırlayan itemi denet kullandım ve yemedik iyi. İnşallah bugün stamina yenilecek ve dövüşeceğiz. Geri atlayacağım. Tamam, çok gitti. Bu da bayağı şey bozan bir şey. Bu inince vuruyor. Tamam, bunu atınca muhtemelen ölecek ya. Oh be. Ne kadar sinir bozucu bir yaratık bu lan sen. High level Alchemist badge verdi. Herhalde içeri girmek için mi lazım böyle bir şey? Evet. Rosette'i kullandık ve içeri giriyoruz. Biraz daha ilerlesem burada bıraksam. Aslında iki boss kestim. Bayağı kısa bir bölüm oldu şeye göre. Ya fazla yürümedim bosslar arasında. Biraz daha ilerleyeceğim. Belki bir sonraki boss'un önünde falan bırakırım. Belki bir sonraki boss'u da keserim. Zaten Lies of Piaz izleniyor. Bitirebiliriz ben önce. Kaç boss kaldı? Ciddi 3 boss kalmış olması lazım. Level up yapabiliyor muyuz?
Lan soldan vermedin ya. 12.000 istiyor. İtemlerimiz varsa basalım. 12.000 çıkmaz mı? Çıkar. Çıktı bile. Yanlış şeye bastık. Level up. Teknik. Demecim ne kadar artıyor? 2 artıyor demeç. 2-2 demeyelim. Öyle öyle kazanılıyor fight'lar. Bir tane yol var. Bir de yukarıdan bomba atıyorlar. İndirgardıklarla uğraşmayı düşünmüyorum. Çünkü yukarıdan top atan biri varken burada yardıklarla uğraşmak yok akıllıca değil. Yanından nasıl geçeceğim? Gel! Allah Allah. Hala yukarıdan top atan biri var. Kullandık. Ne oldu? Köprüler çıktı. Aşağı gelen bir yoldan mı gideceğiz? Teşekkürler Lies of P. Şunu öldürelim abi. Oha! Herkese daha çok vurduğum şeyini takıyoruz kesinlikle şimdi burada. Şey, safe bir yerde tabi. Şimdi basmayacağım gidip de. Şuradan yol açıldı. Yukarıda merdiven var. Biraz o merdiveni aşağı indireceğiz büyük ihtimalle. Normalde bölümde ilerlerim sonra boss fight olur, boss'u keseriz. Ondan sonra bölüm biter. Bu sefer önce boss'u kestik, ondan sonra bölümde ilerliyorum. Top atan adam beni burada vurmadığı sürece dert etmiyorum bir şeyler. Kalk yukarı. Zaten bir yol var. Her şeyi dener. Çok iyi. Seviyorum bu skill'i. Top atan adam beni bekliyor. Bizim magazin boş itemlerde bugün. Veninin acil tamir seti. Bunu kullanarak silahımızı çok hızlı tamir edebiliriz. Ben bazı şeylere şikayet ediyorum oyunun ama mekaniğini kullanmadığım için ağlıyorum genelde. Burada merdiven aşağı atabiliyoruz ya. Orada giden tuzak deme ama şu an ona gitmeyeceğim. Merdiveni açalım. Bir daha aşağı yürümeye uğraşmayalım. Aşağıdan yukarı yürümeye uğraşmayalım. Hoppa! Bonk öldün. Sen de öldün. Bayılıyorum silah atmaya. Ha? Aynı zeminde değiliz. Muhtemelen buna sökmez. Neden şarjım kalmamış. O itemi alırken bir şey bana vuracak ve düşeceğim, öleceğim değil mi? Ya böyle baitlere bayılıyor oyunlar ya. Bayılıyorlar ya. Hayır, bait olduğunu biliyorsun ama yani bir yandan da o itemi alma gereği duyuyorsun. Herhalde o bombaya da şey atılıyor ama. Peri. Periniz iyiyse. Şu adamı bir öldürelim de bir daha bu noktada ölürsem aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Öldüm dostum. Şakalar çok iyi ama ya. Yanım saatte bana ne bomba atıyorsun lan? İlk oyunun zaman ne eziyet çekmiştim ben burada biliyor musun? Bir tanesi vurdu yine. Boss'a oraya mı geldik ya? Burada boss yok muydu? Hayır, burada yoktu ya. Burada mıydı? Burada değildi ya, burada değildi. Ay, buna benzer bir yerdeydi boss, o yüzden burada mıydı diye düşündüm. Burada şu an boss'u bulmuş olsaydım dövüşürdüm. Ya boss'u kesip öyle bitirdim bölümü. Sandığı alsam sen orada dursan nasıl olur kuçu kuçu? Sandığı alacağım. Veteran amulet ne işe yarıyor acaba? Şu an bakacak halimiz yok. Tamam, rahat rahat bakabilirim artık. Rahat rahat bakabilirim. Lanet yaratıklara bir sandığı açtırmadınız. Şimdi yolda beni cezbeden bir sandık olmayacağı için rahat rahat gidebiliriz. Uyanın, evrilin, yükselin. Bu binanın, bu mekanın tepesindeki tanrının yanına gelin. Merdiven görüyorum, kapı görüyorum. Kapı büyük ihtimalle açılmıyordur. Merdivene gitmem gerekiyordu. Evet. Keşke kendime sonra girmeseydim. Çık 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 çık. Tam bir yandı. Pot basamıyorduk merdivende bu oyunda. Her oyunda bir denemem gerekiyor, unutuyorum ben. Akıllı bir adam değilim.
İyi. Sonraki şeyi bulduk yani. Burada bırakabiliriz ya. Burada bırakabiliriz. Biraz daha şöyle bakacağım ne oluyor, nereye doğru gidip. Neredeyiz bir hatırlayayım. Boss'a yakın mıyız? Boss'a yakın değiliz ya. Daha buralarda baya bir dolanıp yukarı doğru çıkacağız. Ondan sonra boss'u keseceğiz. İki bölümü kaldı ama Lies of P'nin. Şu an yani belki oturup arka arkaya çekerim. Zaten yorum çok gelmiyor. Burada açılmayan bir kapı var. Tamam, bunlara bir sonraki bölümde bakacağız. Orada bir detay gördüm. Biraz gidip şeyle konuşacağım. Krat'takilerle konuşacağım. Orada da yapılacak şeyler vardı. Ben bugün bütün bölümlerini çekeyim onun. Kenarda hazır dursun. Video atamadığım bir zamanda atarım. Lies of P'ye de veda etmiş oluruz. Neyse arkadaşlar, bu bölümü burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki Lies of P bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.